Özür dilerim hanımefendi, bendeniz komiser Naci. Azalı bir kaçakçıyı kovalıyorduk, birdenbire kaybettik. Eyvah, tehlikeli biri ise rica ederim bütün çiftliği arayın. Faydasız efendim, biz kendisini tanımıyoruz ki. Bir ihbar üzerine peşine takılmıştık. Burada saklanacağını sanmam ama bir yabancıya rastlarsanız en yakın jandarma karakoluna haber gönderin. Tekrar özür dilerim, iyi geceler efendim. Korkma yahu, kendine gel. Sen Leyla'nın yanına git. Ben işçileri yatıştırayım, telaşlanmasınlar. Peki efendim. Nerede? Hani? Gözümle gördüm buraya girdiğini. Peki, bul öyleyse. Bak şuraya reisim. Çık oradan! Çık dedim, duymadın mı? Torban nerede? Ahırda unuttum abicim. Ne diye kızıyorsun abi, ben sana ne yaptım ki? Boş tabii. Dolu olsa bu kadar kolay alamazdınız. Getir şu torbayı. Aç bakalım ne var içinde. Aman abi, içim al dolu. Verin torbamı. Pek de kofmuş be reisim. Gözlerini bağla. Vur sırtına. Geliyorlar. Çöz gözünü. Hadi. Bakıyorsunuz ya. Hiç adam görmediniz mi? Konuş bakalım, nereden aldın bu malı? Size ne? Verin torbamı, gideyim olsun bitsin. Çok sıkı vurdun ya. İnsanlar sığar mı yani? Yapma, yapma, bağırırım vallahi. Bırak Cemal. Bak oğlum. Torbada uyuşturucu madde var. Biz de bu işle uğraştığımız için bu malın nereden aldığını, nereye götüreceğini bilmemiz şart. Zahmet etme reisim, ben söylemem. Neden? Erkekliğe sığmaz da ondan. Sonra insan ölür de ekmek yediği yere ihanet etmez.
Söyleyecek misin? Özür dilerim efendim. Hop! Size be! Ne çabuk toz duman oldunuz! Motor gibi dövüşüyor abi! Çek konuşma be! Götürün şunu halkalara! Ayıltın şunu! Zahmet etme! Ayıldım işte! Polise teslim edelim mi seni? Evet, elimde malla yakalanmadım ki! Seni öldürür, şuraya gömeriz ha! Canın sağ olsun abicim! Söyle deme de, ne istersen yap! Ellerim mi acıdı? Vah vah, üzüldüm doğrusu! Katır gibi tepme! Vuracaksan adam gibi vur, ha? Katır senin sülalen! Bu ceddet! Söyleyecek misin? Cık dedik ya! Allah kahretsin seni! Elin kırılsın, teneşire yatırsınlar seni! Beni! Dur Cemal, bayıldı, görmüyor musun? Kızımı alamadım reisim! Söyleyecek misin, devam edelim mi? Ne söyleyeyim, şarkı mı, gazel mi? Bayatiden mi, nefretiden mi? Bu herif söylemeyecek! Temizleyelim! Salaklaşma! Koy verelim, gitsin! Peşine adam takalım! Bu işi sen yaparsın Şevket! Malı nereden alıp nereye verdiğini öğren yeter! Anladın mı? Tamam reisim! İyileştirin, birkaç günde besleyin! Ha, ellerini çözmeyin sakın! Hepinizi toz eder! Bir daha buralarda görürsem, temizlerim seni! Bu sefer ağzının sıkılığına, mertliğine bağışladım! Torbamı vermeyecek misin reisim? Daha neler! O zaman beni öldür daha iyi! Neden öldüreyim seni? Elimdeki malı kaptırdım diye bizimkiler temizler beni! Kim sizinkiler? Yapma Allah aşkına, yeniden başlamayalım! Dayak yiyecek halim kalmadı! Verin şunun torbasını da defolup gitsin! Kalleşlik etmesene be! Şöyle arkama doğru bir viraj al bakalım! Mert adamsın reisim! Senden ummam ama... bunlar bir kalleşlik edebilir. Malım torbada mı? Malım torbada! Yaşa reisim! Sana inanırım! Şunun şurasında bir hafta misafir ettiniz. Yemek yedik, dayak yedik. Sağ olun! Tüh be! İnsan oldun başına, neler de geliyormuş! Yedeklesenize be, bir yerimi kıracağım! Kim benim çobanım? Hadi gel, yürü bakalım! Şöyle bir adamım olsa, dağları devirirdim! (Gülüyor)
dolap beygir gibi dönüyoruz olduğumuz yere. Dur bakalım. Oh! Oh be, dünya varmış. Ayrılıyoruz ha. Halbuki ben seni ne kadar çok sevmiştim. Hadi cehennem ol git be. Beraber çalışsak? Adını koy. Yarı yarıya. Onunla ortak olduk reisim. İlk iş bizim çeteyi soyacağız. Bu herif başımıza bela olacak Cemal. Bunu ortadan kaldırmak lazım. Emre taklayalım. O kadar kolay değil. İyi bir plan kuralım önce. Buradan geçerler mi dersin? Başka yol yok. Hayrettin abi, başka yol yok ki. Bu ipler ne abi? Kendime asacağım. Bu Cemal'in sesi bu. Sen çık bak bakalım onlar mı? Ama seni görmesinler. Onlar geliyorlar. Bavulun içi mal dolu. Yaşadık abicim. Bana kalleşlik ha. İşaret verdin değil mi onlara? Yarı gurbet şey yolladım. Böyle gurur gelmez yola. Of ama domatesin çengelde kırmızı din din dilimin hanım din 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 dilimin hanım bak seni sevmiyorum canım seni sevmiyorum bu dünya anı ah. Çekil karşımdan lan! Çekil be! Yapma Cemal! Gözünü seveyim anlarsın ya! Sus ulan! Çekil diyorum sana! Çekil! Çekilemiyorum Cemal abi! Bak abi dedim sana! Yapma be! Beni vuracaksın! Arkadaş değil miyiz? Kıyma bana ne olur! Erkek sen at elinden bıçağı! Yumruk yumruğa dövüşelim! Kalkın ayağa! Bağla Cemal'in ellerini! Çıkın! İç bakayım benim çocuğum. Aman maşallah, maşallah. Bu ne be, ne oluyor orada? Bir şey yok reisim. Mamalarını yedirdim, sularını içirdim, şimdi de yatıracaktım. O canım benim. Maşallah. Rezalet bu, rezalet. Yok. İhanet bu, ihanet! Ben olmasam üçü bir olup mallarını kaçıracaklardı. İnsan ölür de ekmeğini yediği yere ihanet etmez. Sen de benim ekmeğimi yedin. Ne diye adamlarımı çevirip malımı almaya kalktın? Doğru abicim ama ben senin adamın değilim. Fırsatını buldum mu kim olsa soyarım.
Tam sırasıydı. Neden malları alıp savuşmadın? Savuşacaktım ama düşündüm. Senin yaptığın erkekliğe karşı kötülük yapmak istemedim. Al, bunlar adamlarının dolu silahları. Mallar da içeride. Hadi bana eyvallah. Dolu silahları ne cesaretle elime veriyorsun? Sen kalleş değilsin. Kimseye arkadan vurmazsın. Ama adamların beş para etmez. Benimle çalışır mısın Ali? Ben uşaklık edemem. Ortak oluruz. Bunlar bana düşman oldular. Korkuyor musun onlardan? Dalıma basma reis. Bir deneyelim ha, ne dersin? Deneyelim. Çöz şunların ellerini. Oh, ömür vermeye başladım bile. Hadi rica olsun. Ben sana rica edeyim de sen çöz şunların ellerini ha. Peki efendim. Kalkın bakalım mahallebi çocukları. Biz burada ne diye amelelik ediyoruz? Mağara bu çiftliğin arazisi içinde, bu bir. Sonra buranın sahibi Cavidan Hanım'ın öyle iyi bir namı var ki polis katiyen şüphelenmez, bu iki. Girdi mi kafana ha? Girdi ama ben amelelik edemem. Nazik bedenim müsait değil. Git reize söyle, ben işi bırakıyorum. Ben karışmam, git Cemal'e söyle. İyi günler Cemal abicim. Ne o, çam yarması? Terbiyemizle iki laf etmeye geldik. Adam gibi sor. Söz istiyorum. Konuş. Ben burada amele gibi çalışamam. Git reize söyle, ben... Sen füüüüç, ben reisi idare ederim. Oldu Cemal abicim, hakkını helal et. Helal olsun. Aman Allah'ım, bu da ne? Kendine gel oğlum, hanımın kızı o. Hani sen füttün, he? Gitsene, ne duruyorsun? Gitmem vallahi, kovsalar gitmem. Ömrümde böylesine güzel bir kız görmedim. Ali! Ali! Gelsene biraz. Kovuldum buradan. Git pasaportunu al. Hanımın kızına çatarsan böyle olur işte. He! Şuna kızın durumundan laf etmeyelim. Etmeyelim de rezil olsun ha. Hanım kovar onu, biz de kurtuluruz. Ne haber Kahya? Hasan'ın çocuğu olmuş da köyüne gitmek için izin istiyor. İzin ver, bir aylık da ikramiye ver. Bu kim? Hasan'ın yerini almak istiyorum, izin verirseniz. Adın ne? Ali Uysal. Adın gibi Uysal'sındır inşallah. Evli misin? Yavukluğum var, para toplayıp evleneceğiz. Evliler ikide bir izin ister. Bekarların da başka dertleri olur. Neyse, git çalış Ali. Ben Kahya'yla konuşacağım. Ben bu delikanlının bakışlarını beğenmedim. Leyla için dikkatli ol. Merak etmeyin, göz açtırmam hanımefendi. Geliyor. Çok üzüldük. Senden nasıl ayrılacağız? Üzülmeyin canım. Bir yere gittiğim yok ki. Hanım rica etti de... kızını her gün iki saat gezdireceğim. Ara sıra da denize götüreceğim. Ya. Nanik. Nanik. Nanik ya. İstanbul'a Cemal'le beraber gidip malları teslim edeceksiniz. Parayı Cemal'e vereceksin. Sonra ayrı yollardan döneceksiniz. Parayı verince imzalayayım mı bu Cemal Bey'den? İş üzerinde sulluk istemem. Bana düşman reisim, parayı alır almadım der. Ona mı inanırsın, bana mı? Benim adamlarım bana yalan söylemezler. Gelsen biraz benimle.
Eğer ben bu serseriye bir oyun oynamazsam... Bu geleli reisin gözünden düştük. İki paralık olduk be! Merhaba delikanlı. Merhaba. Ateş vermek de su vermek kadar sevaptır. Su insanın ateşini söndürür. Elden gel. Ben yarın geleceğim. Neden? Sana ne be, hovardalık yapacağım, Allah Allah! Bas git hadi! Boyacı da ayakkabısını boyatıyor. Lütfen ikiniz de müdüriyete. Suçum ne abi? Orada anlatırsın. Allah Allah. Cebine sokma. Ben sana sigara veririm. Peki. Yapmayın. Ne olur. Ne olur yapmayın. Yapmayın ne olur. Yapmayın. Suçsuzum ben. Topla. Gir. Ne haber Yusuf? Üzerinde bir şey var mı? Yok Bay Komiser, arayın isterseniz. Ya, bu ne peki ha? Vallahi haberim yok. Garizine koymuşlar cebime. Öyledir. Haberiniz olmaz. Hep garezine koyarlar cebinize. Adın Yusuf. Davulcu Yusuf derler sana. İki defa satıcılıktan yattın. Neyse. Bunu nezarethaneye koyun. Bunu da sabıkaya götürün. Bir suçu yoksa salıverin gitsin. Öf öf. Ne fena kokuyor be. Her tarafıma sindi. Ali burada olsa ona yaptırırdık bu işi. Şakayı bırakın, sahiden gelmedi. Melemez, gelemez. Şimdi mapushanede parmaklıkları sayıyor. Ya gelirse? Hele gelsin, şurada herkesin içinde anırmazsam bana da Cemal demesinler. Şşt, bak, bak! Ha? Vay ana! Ne bakıyorsunuz be? Hiç adam görmediniz mi? Nereden çıktın sen ya? Sonra kulağına söylerim. Ayıp şimdi olmaz. Hadi, anır da mübarek sesini duyalım. Hadi lan! Şşt, bak! Nasılsın Ali, işinden memnun musun? Rahatım iyi ama hanımefendi. Bunlar benimle alay ediyorlar. Bana karga diyorlar. Bakın Allah aşkına, benim kargaya benzer bir yerim var mı? Peki oğlum, ben onların terbiyesini veririm, üzülme. Hanımın gözüne giriyorum. Kızını bana verir gayri. Avucunu yala! O kız seni beğenir mi sanıyorsun? Ne meksik be? Aslan gibiyim. Beni karşıdan görenler bile aşık oluyorlar. Atma karga be abicim! İyi ya! Yakında o kızı koluma takıp önünüzden geçmezsem!
At martini de alma. Sayın şefim, çiftlik sahibi Cavidan'la kızının mazisi hakkında acele bilgi. Saygılar. Neredeydin be? Bütün işleri üstümüze yıktın. Geldim abicim. Sonra konuşuruz. Dur be kardeşim, niye kızıyorsun? Allah başka keder vermesin. Bozulma be abicim, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Kız Ali'ye öyle bir tutulmuş ki derdinden geceleri çorapsız yatıyormuş. Son gülen tam gülen. Dalgacı herifler sizi, namussuzlar! Hadi! Basın gidin! Hadi! Söyleyin, Ali'yi polise hanginiz ispiyonladı? Cemal, Ali ile sen gitmişsin İstanbul'a. Onu çekemediğine göre... Benim haberim yok reisim. Bana yalan olmaz Cemal. Fena yaparım seni. İstanbul'da Ali'yi polise fitnedin, almayınca arkasından bıçak attın. Burada senden başka bıçak atan yok. Çek elini! Yürü halkalara! Yapma reisim, kıyma bana! Reisim, gel benim hatırım için bağışla! Yürü dedim sana Cemal! Seni ölümden kurtarmadım mı? Karını kötülükten, iki çocuğunu sefaletten kurtarmadın mı? Çocuklarını yatılı okulda okutmuyor muyum, ha? Ali sana ne kötülük yaptı ki arkasından bıçak attın, neden? Çekemiyordum da ondan! Özür dile Ali'den! Özür dilerim, bağışla Ali, haksızım ben! Unuttum bile! Sırtına merhem sürün! Birkaç gün dinlensin. Bu garip başıma gelenler nedir? Kabahat bu dünya ya gelmeyin.
çekmedi. Tanrım sen diledin, yarattın beni. Ah, dileğin önceden öldürmek midir? Bu gurbet ellerde ben bir öksüzüm. Geceden karanlık benim gündüzüm. Anamdan doğalı gülmedi yüzüm. Ah, dileğin önceden öldürmek midir? Anneciğim, beğendiniz mi? O kadar tatlı ve hissi söyledim ki. Özür dilerim anneciğim. Özür dileyecek bir şey yok ki kızım. Sakın üzülme Emi. Böyle şeyler her zaman olabilir. Evet anneciğim. Gözü görenler de böyle şeyler yaparlar ama... ama onlarınki kaza olur. Benimki ise... Sus Leyla! O kelimeyi kullanma! Neye yarar anne? Bazen her şeyi unutup kendimi adeta mutlu hissediyorum. Ama hemen arkasından buna benzer bir olay bana durumumu hatırlatıyor. Anne, ağlıyorsunuz değil mi? Yalvarırım üzülmeyin. Ben karanlık dünyama alıştım artık. Neyi kırdım anne? Bir şey değil Leyla. Dünya yıkılsa umurumda değil. Tek sen üzülme. Üzülme demek kolay anneciğim. Ama olmuyor ki. Büyüyüp aklım başıma geldikçe ister istemez üzülüyorum. Allah'ım diyorum, sana karşı ne gibi bir suç işledim ki bana bu kadar ağır cezayı layık gördün. Böyle konuşma Leyla. Allah'ın gücüne gider. Güzelsin hiç olmazsa. Anneciğim, benimle evlenmek isteyen olur mu? Yoksa evde kalır mıyım? Niçin evde kalasın kızım? Sen o kadar güzelsin ki. Ama beni... benim gibi olan biri alır herhalde. Ne güzel bir çift oluruz. O benim gibi, ben onun gibi. Leyla, lütfen yeter. Peki anne, sustum. Hani beni denize götürecektiniz? Sana güzel bir mayo ısmarladım. Gül kurusu renginde. Benim için renklerin farkı olmaz ki. Neyse, ben Ali dayıya gidiyorum, müsaadenizle. Bıkmadın mı ondan Leyla? O kadar tatlı bir adam ki... onunla saklambaç oynuyoruz. Sahi mi? Nasıl oynuyorsunuz? Ah, kollarımı açarak arıyorum, sonra buluyorum. İkimiz yere oturup kahkahalarla gülüyoruz. Gidebilir miyim anne? Git kızım. Yalnız dikkatli yürü. Karanlıklara kalma. Benim için geceyle gündüzün farkı yok ki anneciğim. Ardına vay, çekip gider bir gözleri sürmeli. Aman, gülşen bahçesinde bir gün açılmış.
açılmış. Kokup gider bir gözleri sürmeli güzelim, sevdiğim cananımı. Kuru kütük yanmayınca tüter mi? Akgerdan'da çifte benler biter mi? Aman, vakti gelmeyince bülbül öter mi? Öter mi? Ötüp gider bir gözleri sürmeli sevgi. Ben varım küçük hanım, buyurmaz mısınız? Kimsiniz siz? Ben mi küçük hanım, ben burada çalışıyorum. Yani annemin işinde mi? Peki ne yapıyorsunuz burada? Ameleyim küçük hanım, şu anda bostanı suluyordum. Rica ederim beyefendi. Gözlerim görmüyor diye benimle alay etmek yakışmaz size. Bir amele bu kadar düzgün konuşamaz. Lütfen söyleyin, siz kimsiniz? Ziraat mühendisiyim. Buraya bazı bitkisel hastalıkları incelemek üzere geldim. Gene yalan söylediniz. Bir mühendis iş başında türkü söylemez. Yalana siz zorluyorsunuz beni. Ben ameleyim. Biraz mektep medrese gördüm, hepsi bu kadar. Aha, bu sefer doğru söylediniz. Fakat ne kadar güzel sesiniz var. Beğendinizse her zaman söylerim. Çok beğendim. Hemen başlayın. Hem niye tuttum? Hadi. Ama yüzüme bakmayın, utanırım. Ya, körlüğümü yüzüme vuracak kadar vicdansız olduğunuzu tahmin etmemiştim. Affedersiniz. Ay, dilim kopsaydı. Güya espri yapayım dedim. Ne olur affedin beni. Şimdi hayır. Belki sonra. Vicdan azabından ölürüm, ne olur şimdi affedin. Sanmam ya. Azap çekecek kadar insanlık hisleriniz olsaydı, ömrü boyunca azap çekenlerin kusurunu yüzüne vurmazdınız. Efendim, ooo Leyla'cığım! Hoş geldin, hoş geldin! Gözüm yollarda kaldı! Az kalsın gelemeyecektim! Yo, böyle münasebetsiz şakalardan hoşlanmam! Darılırım vallahi! Ne oldu yavrum? Senin bir durgun halin var bugün! Sana bir şey soracağım Ali dayı! Sor, sor, hemen sor! Burada çalışan bir ziraat mühendisi var mı? Yo, o da nereden çıktı? Hiç, sordum işte! Peki, burada senden başka Ali adında biri var mı? Bilmem ki, belki de vardır. Bak Ali dayı, burada çalışan Ali adında biri var. Bir üniversiteli gibi düzgün konuşuyor. Sesi de çok güzel, öyle yanık türkü söylüyor ki. Onun kim olduğunu öğrenip bana söyleyeceksin. Ama bunu annem duymayacak. Bak, ağzından kaçırırsan küserim, bir daha gelmem. Sus kız, o nasıl söz? Sen gelmezsen ben ölürüm vallahi! Anneni de söylemem! Hem niye söyleyecekmişim, dilim kurusun söylersem! Peki, peki, inandım! Şu dağların ardına...
Sanmam ya. Azap çekecek kadar insanlık hisleriniz olsaydı, ömrü boyunca azap çekenlerin kusurunu yüzüne vurmazdınız. Merhaba evlat. Oo, merhaba Ali dayı, emret. Beni tanıyorsun öyle mi? Tanımaz olur muyum? Şu yanık türküleri söyleyen Ali sen misin? Benim ama öyle yanıklığı filan yok, mırıldanıyorum işte. Ateşin varsa şu mereti yakıver. Var Ali dayı, var. Olmaz olur mu, hem de tonla var. Öyledir oğul, bu yaşta ateş çok olur. Senden hoşlandım Ali. Ara sıra gel benim kulübeme. Kahve yaparım sana ha. Buralara nasıl düştün? Bakıyorum tahsil terbiye görmüş bir gence benziyorsun ha. Of Ali dayı of. Ha, anladım. Sevda mevda meselesi. Bir zamanlar gözden silinme falan filan ha. Neyse beklerim oğul. Gelirim Ali dayı. Güle güle. Ali dayı, buldun mu onu? Hmm, buldum, buldum. Konuştum bile. Ben de bayıldım ona. Sen de mi bayıldın? Ama ben sana, ben ona bayıldım demedim ki. Ama ben de sana, sen ona bayıldın demedim ki. Sen istersen bayılma. Ben bayıldım, vesselam. Hem yakışıklı, hem de terbiyeli. Öyle de güzel konuşuyor ki. Çiftlik sahibi Cavidan hakkında bilgidir. Bundan 10 sene kadar önce asıl adı Nimet olan Cavidan, Kamil isminde bir kocası, 8 yaşlarında okula giden güzel bir kızıyla mutlu bir hayat sürüyordu. Nimet'in kocası Kamil Bey bir gün Emel isminde bir dansözle tanıştı ve sevişmeye başladılar. 6 aydan beri beni oyalıyorsun. Yeter artık. Hamileyim diyorum sana. Niye evlenmiyoruz? Söylesene! Evvela blöf yapıyorsun. Hamile değilsin. Sonra evlenmeye ne lüzum var? Gül gibi geçinip gidiyoruz işte. Beni ifade ettiğin zaman böyle demiyordun ama. Hangi ifade? Gören Allah için söylesin. Fakat bu hakaret karşısında Emel sinmedi. Aradı, taradı, Kamil'in evli olduğunu tespit etti. Adresini öğrendi ve bir akşam... İstalaktit ve istalamitler mağaralarda olur. Damlayan suların taşıdıkları kalsiyum karbonat, suyun buharlaşması ile taşlaşıp kalır. Yukarıdan aşağıya sarkanlara istalaktit, aşağıdan yukarıya doğru sivrilenlere de istalamit denir. Babacığım, affedersiniz ama onların adı sarkıt ve dikiktir. Böyledir işte. Hem sorarlar hem de yanlışını bulurlar. Bravo Kamil, unutmamışsın. Bunlar ufak şeyler karıcığım. Eyvah, misafirse... Hiç halim yok, erkenden yatacaktım. Ben bakayım mı anneciğim? Yok hayır, sen baksana Kamil. Misafirse benim için hasta yatıyor de. Koş koş, hizmetçi kapıyı açtı galiba. Niye geldin? Ne işin var burada? Ne işim mi var? Aile saadetini görmeye geldim. Sus, sus Emel, rica ederim sus. Şimdi git, sonra konuşuruz. Niçin susayım? Bekarım diye beni kandırarak ifade et. Sonra hamile bırak, sonra da karının çocuğunun yanında...
musunuz? Sus! Siz de susayım! Şimdi polise telefon ederim! Sene ne duruyorsun? Sende o yürek var mı? Defol git, aşağılık bak! Ahlaksız! Ben aşağılık, ben ahlaksız, sen namuslu muhterem Kamil beyefendi, saygı değer insan! Demek öyle ha? Peki, öyle! Allah'ım! Yandım, yüzüm yandım, yandım! Yanıyorum Allah'ım! Emel, Emel neredesin? Yaklaş bana, bak ne söyleyeceğim Emel! Geldim, de bakalım diyeceğini! Geber! Evladım yavrum! Anneciğim, görmüyorum! Görmüyorum anneciğim! Görmüyorum! Anne! Anneciğim, gör! Yapan kara, sana bu, geber! Allah'ım, yüzüm! Yanıyorum, yanıyorum! Emel boğularak ölmüştür. Cesede otopsi yapan adalet doktoru, Emel'in hamile olmadığını belirtince, Kamil ağır tahrik sonunda ölüme sebebiyetten 10 yıla mahkum olmuştur. Kocasız kalan Nimet, bütün gücüyle kızının gözlerini tedavi ettirmek için çalıştır. Metin ol kızım, Allah'tan ümit kesilmez. Leyla büyüyüp genç kızlık çağına girince bir mucize olabilir. Gözleri tekrar görebilir. Tahsiline evde devam edin. Sesli şeylerle meşgul olsun. Musiki onun için çok önemlidir. Cemiyetten uzak kalmasın. Bir eksiklik hissetmemesi gerekir. Böylelikle ızdırabını bir nebze olsun unutmuş olur. Gözlerinin açılacağına inandırın onu. Anlatabildim mi? Evet, anladım doktor bey. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim kızım. Anneciğim, doktor ne dedi? Ama doğrusunu söyleyin, olur mu? Doğru kızım. İlaçlarına devam etsin, üzülmesin. Yakında gözleri açılır dedi. Tabii anneciğim. Benim ne günahım var ki Allah baba beni cezalandırsın? Elbette yavrum. Allah büyüktür kızım. Nimet geçinebilmek için çalışmaya başladı ama ekmek parasını zor çıkarıyordu. Bir gün Zehir Ali adında, görünüşte artist acenteliği yapan, aslında kirli işler çeviren biriyle tanıştı. Zehir Ali onu evvela şarkıcı olarak sahneye çıkardı. Erkek sesini çok iyi taklit edebildiği için kısa zamanda parladı. Fakat bu arada Zehir'e de alıştı. Zehir Ali bundan sonra ona rahat vermedi. Seni yükselten, bu duruma getiren benim! İstersem bir anda batırmasını da bilirim. Ne kıymeti var? Bütün kazancımı elimden aldıktan sonra... Ölünceye kadar sana çalışacak değilim ya! Ya! Ama ben sana değil, kızına acıyorum. Zaten hep onun hatırı için değil mi bunlar? Lakin yeter artık, çekil hayatımdan! Kızımın geleceği için para biriktireceğim. Sana da metelik vermeyeceğim, anladın mı? Öyle olsun. Neyse, almamanı bakalım. Buna da sen alıştırdın beni. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu mu? Burası Yeşilova Gazinosu. Efendim, ses sanatkarı Nimet Yeşilova beyaz zehir kullanıyor. Şu anda üzerinde de var. Ha? Ben mi? İnsaniyet namına hareket eden bir vatandaşım. Merhaba sayın dinleyicilerim. Merhaba dedik. Thank you.
kimselere bir daha mı aşka tövbe gönül vermem kimselere ben ömrümü heder ettim yar aşkını çeke çeke ben ömrümü heder ettim yar aşkını çeke çeke nasıl aldanmışım sana çünkü yar olmadın bana nasıl aldanmışım sana çünkü yar olmadın bana Sakın gönderme aracı yalancısın sen yalancı sakın gönderme aracı yalancısın sen yalancı bir daha mı tövbe tövbe içer miyim aşk ilacı bir daha mı tövbe tövbe içer miyim aşk ilacı nasıl aldanmışım sana çünkü yar olmadın bana nasıl aldanmışım sana çünkü yar olmadın bana nasıl aldanmışım sana çünkü yar olmadın bana polis tamam buyurun Ha, bir dakika bayan, lütfen benimle müdüriyete kadar gelir misiniz? Ne işin var benim müdüriyette? Beyaz zehir, işte sebep bu bayan. Bundan haberim yok. Mendilimin içine koymuşlar. Ben böyle şeyler kullanmam. Doktor muayenesi sonunda belli olur. Buyurun gidelim. Yapmayın. Gözleri görmeyen bir kızım var. Bensiz yapamaz o. Yalvarırım bırakın beni. Kızını düşünen bir anne, böyle şeyler kullanmaz. Amirlerimize bildirirsiniz. Buyurun gidelim. Nimet Kadınlar Hapishanesi'ne girince, emniyet makamları kızı Leyla'yı çocuk esirgeme kurumuna verdiler. Seneler geçti, Nimet mahkumiyetini tamamlayıp tahliye edilince, ilk işi kızını bulup almak oldu. Polis nezaretinde namusuyla çalışırken, Zehir Ali tekrar karşısına çıktı. Bana kafa tutmanın neye mal olduğunu gördün. Bu sefer beni dinlersen, sen de kızın da bey gibi geçinirsiniz. İstemem, defol git! Beni kaderimle baş başa bırak. Yok, kızmak yok. Bu sefer başka türlü. Sen de kızın da bir çiftlikte yaşayacak, ömrünüzün sonuna kadar rahat edeceksiniz. Çok önemli bir şey olmayınca beni çağırmayın demiştim. Önemli beyefendi. Olayları birbirine bağlayabilmek için... ...Kamil Bey'in hapisten çıktıktan sonraki yaşantısını bilmek istiyorum. Kolay, anlatayım. Kamil hapishaneden çıkınca aradı, taradı, karısını buldu. Tahliye edileli 3 gün oldu. Çok zorluk çektim sizi bulmak için. Senden af dilemeye geldim. Suçluyum. Suçum büyük Nimet. Beni bağışla rica ederim. Bana Nimet diyemezsin. Senin karın değilim. Mahkeme kararıyla boşandık. 2 yabancıyız. Sonra... ...senin gibi yüzsüz bir insan affedilmez. Derhal evimi terk et. Ben kızımı, Leyla'mı göreceğim. Asla! Kızını merdivenden yuvarlayıp kör ettin. Üstelik bir de katil olduğunu öğrenmesin diye... ...senin öldüğünü söyledim ona. Ama... Ben kızımı merdivenden yuvarlamadım ki! O kadınla boğuşurken, yediği bir tekmeyle merdivenden yuvarlandı ve kör oldu. Rica ederim Kamil Bey! Zerre kadar insanlık hissi kaldıysa sizde, gidin! Çekilin bizim yaşantımızdan! Anlıyorum! Benim Allah'ın yanında bile yerim kalmadı! Üzülme! Bundan sonra Kamil diye biri olmayacak! Yalnız, bir babanın son arzusu bu! Bana Leyla'mın bir eşyasını, kullanılmış bir elbisesini ver. Onu koklayarak, öperek teselli bulmaya çalışacağım. Evlat acısının ne olduğunu bilemezsin sen.
Peki. Göreceğim kızımı. Ölsem bile onu görmeden gitmeyeceğim. Oldu anne. Hizmetçi bir şey devirdi galiba. Sen uyu, ben gider bakarım. Ölmemiş. Koş arabayı hazırlat, hastaneye götürelim. Baş üstüne. Nimet Kamil'i iki ay sonra hastaneden aldığı zaman kambur olmuş ve bakıma muhtaç bir zavallı haline gelmişti. Keşke düştüğüm zaman beni bir çukura atsaydın da ölseydim. Şimdi ne yapacağım? Sokaklarda dilenecek miyim? Ne acıyanım var, ne de soranım. Her şeyin vardı. Yeniden başlamayalım Nimet. Ben seni her zaman sevdim, hala da... Sus! Bana orası lazım değil. Sana son bir fırsat vereceğim Kamil Bey. Bekçi Ali dayı olarak bir kulübede yaşayacaksın. Leyla'yı hem görecek hem de konuşacaksın. Ama en ufak bir şekilde babası olduğunu belli etmeyeceksin. Sahi mi Nimet? Belli eder miyim hiç? Ne istersen yaparım. Tek kızımı, Leyla'mı göreyim. İşte böyle. Teşekkür ederim beyefendi. Bu kadarı bana yetişir. Sağ olun. Oldu mu? Ciddi oynamazsan darılırım Ali dayı. Ses çıkarmak, kasten yakalanmak yok. Çok iyi. Bu sefer işi ciddiye aldın. Ama ne yapsan nafile bulacağım seni. Buldum vallahi. Çok güldük Leyla'cığım. Hadi kalkalım da biraz masada oturalım. Gel. Bir misafirim gelecek de... Kim misafirin Ali dayı? Adaşım. Ali gelecek, kahve yapacağım ona. Sakın çatlak fincanla kahve verme ona. İstersen evden süslü fincan getireyim. Sana ne benim misafirimden? İstersem cezveyle içiririm ona kahveyi. Aman, hemen darılırsın. Darılırım elbette ya. Biliyorum, mahsus yapıyorsun bunu. İlle ben seni öpeceğim, sen de barışacaksın. Gel öpeyim de barış bari. Seni öptüğüm zaman rahmetli babamı hatırlıyorum. O da tıpkı senin gibi baba baba kokardı. Niye sesin çıkmıyor Ali dayı? Ağlıyorsun değil mi? Ama neden? Senin hiç çocuğun oldu mu? Peki olmadıysa, belki sen de ölen babanı hatırladın. Koskoca adam olmuşsun, hala babanı arıyorsun. Peki, benim canım yok mu? Ben de koskocaman kız oldum ama hala babamı arıyorum. Yeter artık, ağlama Ali dayı. Ağlarsan bir daha öpmem seni, ona göre. Merhaba Ali dayı, yap bakalım kahvemi. Oh, misafirim mi var? Başka zaman gelirim. Ali! Gel Allah aşkına yahu! Misafirim yabancı değil ki, geç otur hele şöyle, otur. Günaydın küçük hanım, nasılsınız? Günaydın Ali bey, iyiyim. Fincanı kapayın Ali bey. Ali dayı çok güzel fal bakar. Buyurun hanımefendi.
Nasılsın Ali? Sağ olun efendim. Müsaadenizle. Hadi kızım, sen de eve git. Biraz piyano çalış. Peki anneciğim. Beğeniyor musun yaptığını? Ne yapmışım ki? Ne diye Ali ile konuşturuyorsun? Ya gönlünü kaptırırsan? Ah, hani o günler? Bu kız evlenmeyecek mi? Turşusunu mu kuracaksın? Herhalde böyle bir serseriye vermem kızımı. Namusuyla çalışan bir işçi hiçbir zaman serseri değildir. Asıl serseri biziz. Dikkat et Kamil. Verdiğin sözü unutma. Kim kovaladı seni kabadayı? Bana bak kardeşim, benimle terbiyeli konuş. Ben. Buraya gelirken icinliler çıktı karşıma. Hepsi de kadındı. Ama birden erkek olmasınlar mı? Sonra beni kovaladılar. Ya işte böyle. Demek böyle. Evet öyle. Reis. Bak Ali, çiftlik sahibi hanımın gözleri görmeyen bir kızı var. Ona balta oluyor musun? Yalan reisim, balta olmadım, aşık oldum. Allah'ın emriyle de isteyeceğim annesinden. Sana o kızı verirler mi sanıyorsun? Ne eksik? Yakışıklıyım ama çirkin de olsam onun için bir şey fark etmez. Lakin sesim güzel, ses güzelliği bu durumda çok önemlidir. Kes Ali, o kızla konuşmayacaksın, emrim bu. Senin emrin başım üstüne reisim, ne yapayım? Kız gelir beni bulursa kovarım olur biter. İşte o zaman hanım seni çiftlikten kovar. Peki ne yapayım be birader? Kime kul olacağımı şaşırdım gitti. Onun gözleri görmediğine göre seni bulamaz ki. Türkü söylediğimde sesime geliyor. Söyleme efendim, şart mı türkü söylemek? Aptallığa vurma Ali. Emrim bu, o kadar. Şunu yak da derdine yan kardeşim. Dur dur dur. Üzüyorsun beni Leyla. Niçin yemiyorsun kızım? Canım istemiyor. Üç günden beri ağzına bir lokma koymadın. Hastalanacaksın yavrum. Nem var. Niçin annene söylemiyorsun? Sayenizde bir dediğim iki olmuyor. Hiçbir derdim de yok anneciğim. Bir annenin gözünden hiçbir şey kaçmaz Leyla. Senin en ufak bir arzun için canımı bile fedadan çekinmem. Söyleyiver kızım, niye üzülüyorsun? Birkaç gün evden çıkmadın diye sıkılmış olmayasın. İstersen Ali dayıya kadar gidiver. Sahi mi anneciğim? Gene eskisi gibi Ali dayıya gidebilecek miyim? Bu muydu derdin kızım? Ne anlarsın o kamburdan bilmem ki. Lütfen anne, ona kambur demeyin. Elinde olsaydı kambur olmazdı tabii. Bana da arkamdan kör diyorlar. Ben isteyerek kör olmadım ki. Özür dilerim kızım, ağzımdan kaçtı. Rica ederim anne, sizi öpmek istiyorum. Gelin lütfen. Ah annem, benim iyi yürekli anneciğim.
Anne, dudaklarım çatlıyor da azıcık ruh sürer misiniz? Teşekkür ederim anneciğim. Ali dayıya gidiyorum. Ne yapsam nafile? Aşkın kanunu yürürlük. Ne haber Ali? İyidir. Ateşin var mı Ali'de? Var. Ne o, dertlisin galiba? Sorma Ali. Üç gündür Leyla gelmiyor. Annesi bırakmıyormuş. Yani ne? Seninle konuşmasın diye. Anladın mı Ali? Müjde! İşte Leyla'n geliyor. Aman! Allah'a şükür! Geldim, geldim Leyla'cığım. Kaç günden beri nerelerdesin sen? İnsan arkadaşına böyle mi yapar? Annem yollamadı. Ama ben de yemedim içmedim sonunda razı oldu. Neden yollamıyormuş? Bir şey demedi ama ben anladım. Ali ile konuşmamı istemiyor. Ben de konuşmak istiyorum onunla. Acaba buralarda mı? Annem kasabaya gitti de. Galiba buralarda. Sen git otur, ben bir bakayım. Ali! Ali! Buyur ha. Gel biraz oturalım. Kahve yaparım sana. Hanım kasabaya gitmiş. Arabayı götürmem lazım, bekliyorlar. Ben götüreyim. Götürebilir misin? Ver be! Ne sanıyorsun sen beni? Günaydın küçük hanım. Günaydın Ali bey. Ali dayı nerede? O mu? Benim işimi yapıyor. Galiba saklambaç oynayacaktınız. Oyununuza mani oldum. Tabii oynuyoruz. İnanmayacaksınız. İstediği kadar saklansın, hemen buluyorum. Beni de bulun, o zaman inanırım. Hadi, vallahi saklanın hemen. Ama ben hemen saklanamam. İyice saklanmam biraz uzun sürer. Saklanın, istediğiniz gibi. Ben oldu mu diye soracağım. Siz oldu deyince ararım. Başlıyoruz. Saklandığınıza göre iyi saklandınız. Ama gelince bulacağım. Bir şey değil, şimdi cevap da veremezsiniz bana. Çünkü saklandığınız yer belli olur. Öyle zevkli ki, ben istediğimi söylüyorum ama siz susmaya mahkumsunuz. Oldu mu? Oldu. Buldum ama! Korkmayın küçük hanım! Ali! Beni seviyor musun Ali?
Seni sevmeyecek bir insan düşünemem Leyla. Sen dünyanın en temiz ve en güzel kızısın. Sen bir meleksin. Bunları beni kırmamak için söylemedin değil mi Ali? Benim durumumda olan bir kızın hayal kırıklığına tahammülü yoktur. Ben herkes gibi değilim Ali. Aldanmaya dayanamam, ölürüm. Sonra vicdan azabı çekersin. Yok. Seni aldatacak kadar alçak bir insan değilim Leyla. Bana inan ve güven. İnandım Ali. Bu sözler yalan değil. Gelsene Ali dayı. Nerede kaldın? Arabayı götürdüm. Nereye? Ben geç kaldım, gene gelirim. Hoşça kalın. Güle güle Ali bey. Hadi canım sen de. Tenhalarda Ali, başkalarının yanında Ali bey. Ne numaracısın sen be kardeşim. İmalathaneyi buldum beyefendi. Tebrik ederim Suat bey. Suçüstü yakalamak lazımdır. Yardımcı ister misiniz? Hayır beyefendi. Yalnız mağaradakileri yakalamak için bir miktar kuvvete ihtiyacım olacak. Her şey hazır olacaktır. Şimdiden muvaffakiyetinizi tebrik eder, meslek adına gösterdiğiniz olağanüstü gayret için teşekkür ederim. Bir ricam var beyefendi. Ama bir kızı var. Tamamen masum ve zavallı. Annesinin durumunu öğrenirse kahrından ölür. Ricaya lüzum yok. En başta gelen vazifemiz. Tedbirli oluruz. Leyla uyudu mu? Uyudu Suat bey. Tam 15 dakika sonra Leyla'yı uyandıracaksın. Ali seni bahçede bekliyor. Önemli bir şey söyleyecek diyeceksin. Onu kabil olduğu kadar uzaklara götür. Bilhassa silah seslerini duymasın. Tamam mı? Tamam, aynen yaparım efendim. Hı. Siz ikiniz sessizce mağaraya. Talimatı biliyorsunuz. Dikkatli olun. Siz yavaş yavaş kulübenin arka taraflarına yerleşin. Suat bey'den emir almadıkça katiyen müdahale etmeyecek. Baş. Kanun namına teslim olun. Aksi takdirde vur emri aldım. Ya Ali bey! Demek ki böyleydi ha? Al! Direnmenin faydası yok. Bütün çiftlik sarıldı. Beyhude yere kan dökülmesin. Teslim olursan Leyla'dan saklarım. Söz! Teslim ol Nimet! Teslim olmak mı? Yürü Leyla, sana ne silah seslerinden, yürü! Bırak kolumu! Biraz öteye git! Arkanı dön! İhtiyacım var canım! Korkudan, anlasana! Peki Leyla'cığım, öyle söylesene! Teslim ol Nimet! Kızımızın hatırı için, yoksa vururum seni!
Çekil. Teslim oluyorum. Seni öldürmeden ölmeyeceğim. Kalk ayağa Ali. Gelme Ali, dur olduğun yerde. Leyla sana emanet Ali. Senden başka kimsesi kalmadı. Onu hayatta yalnız bırakmayacağına, Mesih'in adına söz ver bana. Evet Kamil Bey, söz veriyorum. Senin kızını koruyacağım. Demek her şeyi biliyordun, öyle mi? Teşekkür Ali. Artık gözüm arkada kalmayacak. Böylesi çok daha iyi oldu. Ali dayı! Ali dayı neredesin? Neredesin? Ali dayı! Ali dayı! Niçin geldin buralara? Bir yerin acıdı mı? Başımı çarptım bir yere Ali! Ha? Gözlerim yanıyor! Kamaşıyor! Kamaşıyor! Bir şeyler görüyorum Ali! Nasıl? Işıklar! Işıklar görüyorum Ali! Gözlerim görüyor! Allah'ım! Sakin ol! Allah'ım sana şükürler olsun! Görüyorum Ali! Görüyorum! Allah'ım! Leyla, gidelim buradan. Havasızlıktan boğulacağız. Hadi. Ali! Ali! Bak Ali, biliyorsun, kızımın gözleri açıldı. Ona bu halimle görünmek istemem. Onun hayalinde bu şekilde kalmamalıyım. Baba! Babacığım! Babacığım benim! Babam! Babam benim! Tanıdım seni baba! Ama neden saklıyorsun kendini? Yıllarca baba hasretiyle yandım, tutuştum! Seni doya doya öpmek, koklamak istiyorum! Canım babam, canım! Kızım! Babacığım! Yavrum! Babacığım! Yavrum! Babam! Hadi şimdi gidelim, annem merak eder! Gel babacığım, sen de hemen gel eme! Peki. Hayal ettiğim gibisin Ali. Seni bana gösteren Allah'a ne kadar teşekkür etsem azdır. Gidemezsin, 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 nasıl sevdim.